Günaydın herkese. Bu videoda ne anlatacağım? İlk önce aldığım Twitter'da bir 15-20 dakika önce aldığım AVAX işlemini neden aldığımı anlatacağım. Şu işlem. Sonrasında dün yine 5 dakikalıkta Rune'de 2 tane long işlem aldım. Şu ikisi. Bunları anlatacağım. Bu kadar. Yani zaten bu işlemlerde MSB ve OTD kullandım. Çoğu kişi de bilmiyormuş. Aslında çok da video var ama. Bunları anlatıp kısaca bahsedip geçeceğim. Şimdi AVAX işlemini alma sebebim fiyat. Aslında bir yükselen trendde. Ufak düzeltmesini yapmış. Burada da bu düşen trendin son low yaptıran bölgesinin üzerinde bir kapanış geliyor. Bu yüzden ben buna bullish bakıyorum. Geri çekilmeleri de long fırsat olarak değerlendiriyorum. Şu order blok aslında güzel. Temizlemiş. Şimdi market yapısı bullish. Ben şuradan longladım. 73,8. Stopum şurada. Buranın altına düşerse MSB demiştik şuraya. Bu alıcıların hepsi ya bunun altına düşerse bu alıcıların hepsi bir geçersiz sayılacağı için beni stop etmesi gayet makul burada. Kısaca böyle. Bir de şöyle bir harmonik var. Market yapısı da bullishken bu harmoniğin hedefine gitmesini bekliyorum. Hedefine değil daha doğrusu D noktasına gitmesini bekliyorum. D noktasına gittiğinde burada low time frame'de 3-5 dakikalıkta bir MSB bulup yani şöyle bir yapı varsa altını kırıyorsa şöyle bir short işlem aranabilir. Çünkü bu bir iş bat. Bir iş bat D noktasına geldiğinde short işlem bakarsınız kısaca. Harmonikleri başka bir videoda anlatacağım. Bu işlemi alma sebebim market yapısı 4 açta bullish evrildi. Ben de D noktası hedefli bir long işlem aldım. Şu anda da 0,5'ar karda. Bu kısaca böyle. Çok bir olayı yok bunun. Rune'e gelelim. Şunları sileyim. Rune'de dün şöyle bir range vardı. Gözüme çarpan. Range yapısı şu. Hatta ben yeniden oynatayım tekrardan. Dünkü gibi. Şimdi ben burada bakıyorum. Parite bullish'e evrilmiş. Yükselen bir trendde. Bu yüzden long arayacağım. Geri dönüşlerde. Ve şimdi burası boss. Yani yeni bir high yapmış fiyat. Bu yüzden geri çekilme beklemem gerekiyor. Geri çekilmeyi de nerede bekleyeceğim? Burada bekleyeceğim mantıken. Sebebi, şimdi fiyat aslında burada bir akümülasyon sürecinde. Şurayı delip geçme yeri tam olarak buradan çıkıyor. Buradaki alıcılarla birlikte çıkmış. Burada bir alıcı bloğu oluşuyor bu yüzden. Daha sadeleştireyim. Şimdi burası bir akümülasyon süreci. Ben yeni bir high bekliyorum. Yeni bir high geldiğinde geri dönüşlerde ben bunu longlamak istiyorum bu pariteyi. Longlamak istediğim bölge de burası. Çünkü yeni high yaptıran bölge burası. Asıl hacimli mumlar buradaki alıcı bloğundan çıkıyor. Daha doğrusu bu yükselişten bir önceki bölge, bir önceki siyah mum order blok oluyor. Fresh bir order blok, daha önce kullanılmamış ve yükseliş bu mumla başlıyor. Bu yüzden buradan longlamak istiyorum aslında pariteyi. Stopumu da safe atıyorum. Şunun altına. Hedefim range high. Yeni bir high yapmasını bekliyorum fiyatın. Hatta şöyle göstereyim. Şurada bir likit de var. Yani şuraya kadar falan götürülebilir bu işlem. Ki öyle yapmadım aslında. Çünkü 15 dakikalıkta bir harmonik görmüştüm. Biraz riskli olduğunu düşündüğüm için erken kapatmıştım. Onu göstereyim hemen.
Şimdi burada range yaptığını görüyorum. Range high, range low, EQ low bölgesi de çok güzel. Ama ben buradan alacağım bu işlemi. Çünkü az önce anlattığım gibi fresh bir order block. Devam ettiriyorum. Aynı zamanda şu bölgenin üzerinde atarsa kendine buradaki düşen yapısı da bitiyor. Şimdi aynı zamanda bunun üzerinde kapanış görürsem bir de bunun geri dönüşünde de longlayacağım. Onu da anlatayım. Longladım zaten. MSB geliyor. Şimdi siliyorum. Bakın buradaki düşen trend de bitiyor artık. Buradaki alıcılar yeterli. Devam ediyorum. Ben bunu şuradan longladım bu arada. Şöyle bir Fibonacci çektim. Ota bölgesinden longladım bunu. Şuradaki order bloktan. Stop'um da şuradaydı. Hedefim de range high'dı yine. Onu da göstereyim. Şu iki işlem. Şu ikisini aldım. Şimdi devam. Bakalım ne yapıyor fiyat. Giriş şimdi burada bir oyalanıyor. Ben burada aslında çok rahattım. Sebebi girişimde akümüle olması bence okey. Çünkü parite buluş ve Bitcoin buralarda bu takılırken düşüyordu. O yüzden güzel fiyatın böyle tetikleneceğini biliyordum yukarı doğru. Devam. Ben burada kapattım işlemi. Şurada. İki işlemi de kapattım. Sebebi 15 dakikalık düşüş yönlü bir harmonik görmemdi. Toplamda 4, 5,5 kar falan almışım. Ama hedefe gideceğinden emindim aslında ben bu işlemin. Çünkü deviation bölgelerinde longlamayı gerçekten çok seviyorum ben. Kullandığım bir yapı. Sonrasında dumpıyor zaten fiyat. Ben TP olmadan girişime geliyor tekrar. Hatta beni stop etmemiş. Sonra TP oldu işte kısaca. Ya bu işlemi alma sebebim 5 dakikalıkta yeni high yaptıran bölgenin fresh bir order bloğun alıcı olmasını düşünmem ve ilk işlemi buradan almam. Sonrasında fiyat tekrar range içine giriyor. Kısadaki düşen trendini bozuyor. Market yapısını kırıyor. Ve ben burada dönüşünde şuradan OTE kullanarak işleme giriyorum. Toplamda 5,5 kar alıyorum bu iki işlemden. Şu kırmızı noktada kapattım ben bu iki işlemi. Buraya kadar da bekleyebilirdim tabi. Bu da zaten stop olmamış. Kısaca bu işlemi alma sebebim de bu. Şimdi MSB, BOSS ve OTE'yi anlatayım kısaca bilmeyenler için. Sonra videoyu bitireyim. MSB'nin açılımı Market Structure Break. Yani market yapısının kırılımı. Market yapısının kırılımı ne oluyor peki? Onu da anlatalım. Şöyle yükselen bir trendimiz var. Devam ediyor. Şimdi bu bölgeler bizim için önemli. Neden? Son high yaptıran, yeni high yaptıran bölgeler bu değil mi? Şimdi market yapısının kırılımı demek bu fiyatın son high yaptıran bölgesinin altına düşmesi. Yani buradaki satıcıların buradaki alıcılara karşı baskın gelmesi ve trendin artık düşüş yönlü bir trende girmesi. Ya şurada trendi anlattık ama market kırılımı burada geliyor işte. MSB burası oluyor. Neden? Fiyat yükselen trendde son high yaptıran bölgesinin altına düşüyor. Bu market kırılımı İşte burada OTE çekersin, shortlarsın gibi gibi. Boss ne oluyor peki? Boss da buna deniyor. Bakın fiyat yeni high'lar yapıyor ya. Yeni high'lar yapmasına ya da yeni low'lar yapmasına biz boss diyoruz. Break of structure. Market kırılımı da burada son low yaptıran bölgenin üstüne çıkarsa oluyor. Kısaca bu. OTE'yi de nasıl kullanabilirsiniz? Az önce anlattığım zaten işlemde tekrar anlatayım. Market düşen bir yapıda. Son low yaptıran bölgesinin üstüne bir kapanış geliyor ve düşüyor. Sen tek yapman gereken swing low'dan swing high'a bir Fibonacci çekip ekstra konfirmasyonlarla 0.701 ile 0.79 arasından long işlem alman. İşte artık burada biriken likiddeler mi var?
Ona sen karar vereceksin nereye götüreceğini. Kısaca böyle. OTE böyleydi. OTE de optimal trade entry demek. Fiyatı en optimal yerden girmenizi sağlıyor. Ucuzluk ve pahalılık bölgelerinden. Kısaca böyle. Tekrar üstünden geçeyim. Son bir kez. Yani run işlemi. Range yapısı var şurada. Burada ben bir deviation görüyorum tabii ama şu bölgeden longluyorum. Sebebi fiyat burada akümüle oluyor. Yeni bir high yapıyor. Ve alıcıların burada toplanacağını düşünüyorum. Bu yüzden buradan longluyorum. Sonrasında range içine giriyor. Market yapısını kırıyor. Ben bunun dönüşünde tekrar longluyorum. Stopum şurada. Hedefim de şurası. İki long işlem aldım. İkisine dikkat ettiğim tek şey market yapısı. Başka hiçbir şey değil. Bunun stopu daha aşağıda tabii. Şuralarda falan. Market yapısı. Order block. Deviation. Range. OTE. Bunları kullandım bu işlemde. Avax'a bakalım. Avax da güzel gidiyor. Avax'ta da sadece 4 haşta market yapısına baktım. Sonrasında yukarı yönlü bir D noktası vardı. Burayı hedefledim. Mantık bu kısaca. Market yapısı burada da kırıldı. Bunu nasıl çizdiğimi de başka bir videoda anlatırım. Zaten ceplik bilgiler diye bir tweet atmıştım. Orada zaten kısa bir şekilde öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Video bu kadar. İki tane aldığım canlı işlemi anlattım. Bunlarda kullandığım konseptleri anlattım. Bence okeydi. Umarım beğenirsiniz. Eksik bir şey görürseniz de DM'den bana yazmayı unutmayın. Halledelim. Görüşürüz.